Agalarım, herkese selamlar. 22 ve 23 Haziran 2024 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Yanları al, Ronaldo'yu bana sal diyerekten de milli takımımızın maçı var aga. Tam destek arkasındayız ama bahis olarak arkasında olur muyuz bilmiyorum. Birazdan anlatacağım zaten. Agalarım öncelikle isterseniz direkt başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skoru yarışmamız var. Bir tanesi milli takımımızın maçı. Türkiye-Portekiz maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bir de İsviçre-Almanya bir diğer gün 23'ün olması lazım. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Daha önce bir Türkiye maçının skorunun yarışmasını yapmıştık. Serkan Yemin, Serkan Şengül, Orhan isimli arkadaşlarımız kazandı. Bu arkadaşlar da gruplarımıza misafir edeceğiz. Bana WhatsApp hattından iletişim kurabilir. Aga her türlü soru, görüş, öneri, gruplara girmek isteyenler, Euro 2024 boyunca gruplarda misafir olmak isteyenler, Carchurt, nasılsın, iyi misin, havalar nasıl, Antalya'da her türlü soru ve görüşü açığım. 0534 446 59 89 isimli numaradan mesaj atabilirsiniz. Aga onu geçtim. Şimdi misli olarak da aynı şekilde devam ediyoruz. Grupta en güvendiğimiz maçlara yüksek misli yapmaya devam ediyoruz. Mesela dün yaptığım bir tane misli vardı. Kimdi o? Alvaro Morata bir tane isabetli şut atarak 1000 misli 1.61 gibi bir oranı vardı. 610 TL anladın mı? Bu şekilde devam. En güvendiğimiz maçları yüksek misli seviyesinde devam. Aynı şekilde ideal kuponlarımız da sürekli devam ediyor. Aga zaten ideal kuponsuz gün geçirmiyoruz. Hatta şunu söyleyeyim. Dün Arjantin'in maçı vardı. Skoruna kadar yakaladık. Sadece Euro 2024 değil Kupa Amerika'da başladı. Oradan da almaya devam ediyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Ondan ziyade ekstralarımız da oynuyor. Maç önü kadrolara göre vermiş olduğumuz tercihler çok oluyor aga. Ukrayna maçının vardı birazdan bahsedeceğim. Ondan önce vardı. Her türlü maçı alaraktan da devam ediyoruz. Canlı olarak da zaten gruplarda her izlediğimiz maça canlı yapıyoruz. İzlediğimiz maçların canlısını yapmak ayrı bir keyifle. Gelirse zaten grupta ortalık şenlik oluyor. Herkese açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Oraya da tıklayaraktan da katılım sağlayabilirsiniz agalarım. Başlayalım. Başlamadan önce bir de şöyle göstereyim. Örnek veriyorum aga. Bak maç önüne vermişim. Artem Dobik bir tane isabetli şut çeker dedim. 2 tane şutu var. Bir tanesini savunma engelledi. Bir tanesini de dışarı attı. Daha çekemedi devre arasında. Devam ediyoruz. Ondan sonra aga. Slovakya maçı vardı ekranda. Daha ilk yarısı bitti. Dedim ki ilk yarı golü alalım. 1.53 gibi oranla. Bak altına ne yazmışım? Büyük harflerle. Risklisi. Devreden Slovakya'nın golüdür. 2.59 gibi oranı vardı aga. Bak. Bir de Slovakya'nın tek golünü aldık Avrupa'dan. O da gelsin. Gol geldi mi aga? Slovakya golü attı mı? Attı. İlk yarı gol geldi mi? Geldi. Golü kim attı? Slovakya. Tertemiz aga. Dedim ki Ukrayna'nın isabetli şutu bir kim çekti? Mudrik çekmiş galiba. Bir tane de devre arası aldım daha yeni. Bak daha yeni attım sizlere de gösteriyorum. Ukrayna'nın ben burada bir gol bulmasını bekliyorum. 1.48 gibi orandan. Gelir mi yatar mı? Video zaten yüklenince görmüş olursunuz. Umarım gelir. Ukrayna'nın bir golünü maç genelinde de 2-3 gol aralığına kalmasını bekliyorum aga. Bu şekilde sizler de canlı oynuyorsanız Euro 2024 heyecanını bizle yaşamak isterseniz gruplarımızda bekleriz. Sizlerden ricam da aga beğeni ve yorum desteklerini alalım. Milli takımı falan skorunu falan sorduk okey ama sizlerden en azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Şöyle artı 500.000 kişide bir aga lütfen be bir 10-15 saniye ha. Başlayalım. Alttan başlayalım aga bu sefer. Belçika-Romanya mücadelesi. Romanya'nın 3-0'lık Ukrayna maçını izlediniz mi? Turnuvanın sürpriz takımı burada biz Ukrayna beklerken Romanya oldu gibi bir şey oldu. Aga inanılmaz oynuyor. Alan koşuyor aga. Alan koşuyor. Denizmen benim bir oyuncu var bunlarda. Yani size söyleyeyim turnuva sonunda transferi banko. Neredeyse bu oyuncuyu alırlar büyük bir takım. Yani orta sıra bir takım bunu alır götürür. Mutlaka alır. Stoper'deki Drăgușin. Tottenham'daydı zaten forma şansı bulamıyordu. Adamlar bak ruh olayı var ya Romanya yansıtıyor. Yani Romanya'yı anlatmamın sebebi de Baysin Romanya tarafında olması. Mücadeleyi 2-1 Belçika kazanabilir. Tamam mı bak ben loser takımı almayacağım. Belçika'nın son maçını biliyorsunuz. Mağlup oldu ama iptal olan goller falan derken bayağı bir iptal olan golü vardı. Ben burada Romanya tarafındayım. Romanya'nın atacağı bir gol aga. Bak turnuvadır bu zaten. Romanya'nın atacağı bir gol 1.51 aga. Alacağım tek tercih olacaktır. Ha şunu da söyleyeyim. Skor beklentim 2-1 Belçika'dan yana. Ama Romanya'nın oynamış olduğu oyuna ben bir şans veriyorum açıkçası. Beni etkilediler. Bu hakkı da kazandılar. Gelelim milli maçımıza. Türkiye-Portekiz aga. Şimdi bu maçın maç skoru ne olur sizlere sorduk. Aga bunların kanatları çok hızlı. Biz bunları durdurmakta sıkıntı yaşarız gibi geliyor. Gürcistan zaten çokça pozisyon buldu kalemizde. Sizler gördünüz. Portekiz daha fazlasını bulup ve bitirme yüzdesi olarak daha yüksek bir takım. Çok normal. Yani yenilmemiz normal olur. Ama yani bizim ülkede, yani Almanya'da olsun, bir kenetlenme var. O ruh biraz var. Ama gücümüz yetmeyebilir gibi geldi bana. Benim skor beklentimi söyleyeyim aga. 2-1 Portekiz'in galibiyeti. Olursa 2-2 olsun. Güzel olur. Bir beraberlik bizim için iyi olur. Ben burada deplasman 1.5 üstü ideal alacağım. Çünkü bak bu maça 2 tane ideal tercihim var zaten, onu belirteyim. Zaten 1.45, 1.75 de yazıyor da bilmiyorum. 1.45 bandında bir oranı var. Ben oranlarla çok ilgilenmiyorum. Sadece gruplarda kupon oluştururken ilgileniyorum. Ben burada Portekiz'in 2 golünü bekliyorum aga. Milli takımdan gol bekliyoruz mu? Bekliyoruz. Şöyle yapacağım. Maç sonu 2 ve KG var oranı nasıl? Hemen bakalım. Bak maç sonu 2 ve KG var oranı 2.41 aga. 2-1 de benim skorum var. Umarım 2-2 falan olur da bir beraberlik bizim de işimize gelir. Yenmemiz de işimize gelir. Ama dediğim gibi o kanatlar durdurmak, Leao'yu falan durdurmak çok zor. Ve ekstra tercihime gelmek istiyorum aga. Aga bak ekstra tercihim de çok net. Portekiz geçen maçta tek başına 13 tane korner kullandı. Kanatları çok kullanıyor ve çok iniyor aga. Biz de korner alabiliriz. Bak bu maçta korner de olur. Korner maçı olarak da yazdığım maçlardan biri bu maç aga. Yani korner oynamak isteyenler bu maçı korner olarak değerlendirebilir. Gürcistan-Çekya mücadelesi. İdeal bir tercihe gitmedim. Ben İngiltere maçında herkes ne yapmış? Gitmiş MS2 falan. Ya aga yapmayın, bu İngiltere'ye girilir mi ya? Ya bu teknik adamın olduğu şeye girilir mi? Gözünüzü seveyim ya. 2-3 gol aldım. Tek tercih yüksek oranlarında. Hatta maç başladı. Birinci gol şey aldım. İngiltere aldık. Dedim ki tekrardan 2-3 gol alıyorum ben canlıdan. Haberiniz olsun dedim. 2-3 gol canlıdan aldık. Maç önü aldık. Herkes baktım grupta MS'yi kim yaptı? Aga yani ne öyle, biz burada ne verdik ya size? Gözünüzü seveyim dedim ya. Hatta ya önceki videoda yazmışsınız bu adamın İngiltere nefreti ne diyerekten falan da. Ya öyle aga, tek tercih buna da. Gelelim. 2-3 gol. İlk gol geç gelebilir. Erken bir gol maçı biraz açabilir ama ilk gol biraz geç gelebilir. Mücadelede ikinci yarı açılmasını bekliyorum. 2-3 gol ayarında bekliyorum. 1.78 bandı var zaten. En çok gol olacak yarı ya da ikinci yarı. Yani ikinci yarıda golleri bekliyorum açıkçası biraz daha. Geçtim bunu. Ayın 23'üne mi geçtik? 23'üne geçtik. Ekvador Venezuela ile maçı var. Valencia'mızın burada maçı var. Ben burada bir Ekvador'un galibiyetini bekliyorum. Doğrudan maç sonu 1 aldım. Zaten grupta ortalık biraz 56. Ekvador'da buradan sıyrılır gibi geliyor bana. Maç sonu 1'i aldım ben burada. Tek tercihim burada Ekvador'un galibiyeti. Maç sonu 1 aldık mı aga? Aldık. Geçtim. İskoçya Macaristan. Aga yine aynı şekilde tam 1-1 skor. Yani ben size bu maçta ideal tercih vermeyeyim. Skor vereyim. 1-1 bir tercihim, skorum var. Doğrudan skorum var. Yüksek oranlarında tek tercihim de şu 2-3 gol aga. 1.83. Mücadele tam 2-3 gole uygun bir mücadele. Şöyle söyleyeyim. Her iki takım da burada son kozlar artık. Gruptan çıkmak için galibiyet her iki takımı da şart. O yüzden bu maç ikinci yarı çok güzel canlısını yapabileceğimiz bir mücadele. Ama dediğim gibi 1-1'de bir skorum var. İsviçre-Almanya. Şöyle söyleyeyim, her iki takım da gruptan çıkmayı kesinleşti. Onu söyleyeyim aga. Yani İsviçre'de çıkmayı kesinleştirdi. Almanya'da çıkmayı kesinleştirdi. Burada ben her iki takımdan bir rotasyon bekliyorum. Özellikle Almanya tarafı biraz daha rotasyon yapabilir. Fakat ev sahibi takım neresi? Almanya. Burada tabii ki önem verecektir yüksek düzeyde. Ben burada maç sonu 2'yi alıyorum doğrudan. Oran yükseltmek isteyenler de 4.5 altında 2 olarak değerlendirebilir. Değerlendirecekleri 1.81 oran oluyor. Öyle bir değerlendirme yapabilirler. İdeal yüksek orandan tercihlerim bu yöndeydi. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.